Merhaba, bugün Doktor Hicran Tülüce ile birlikteyiz. Kendisi bir psikolog. Bugün özellikle pozitif psikoloji ve psikoterapi üzerine konuşacağız. Öncelikle nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Dün akşam geldik buraya ve müthiş bir memnuniyet diyeyim, müthiş bir huzur hissediyorum. Hoş geldin. İhtiyacım olan şeymiş aslında buraya gelmek. İyi ki geldin. Biliyorsun hani metropoldeki yaşam tarzımızı ara ara böyle yavaşlatmak gerekiyor. Müthiş bir yer, yüreğine sağlık gerçekten. Teşekkür ederim, iyi ki geldin. Daha sık gel, seni burada daha teşekkür sık ederim. Görelim mutlaka. Ve daha sık konuşalım. Mutlaka. Pozitif psikoloji ve psikoterapi üzerine öncelikle bir genel olarak nedir, tabii, psikoterapi nedir, kimler uygulamalıdır, ne zamanlar uygulamalıyız, ne zamanlar bu konudan destek almalıyız? Tabii ki. Psikoterapi insanların ruhsal anlamda zorlandıkları zaman, sıkıntı yaşadıkları zaman ya da kişiler arası ilişkilerde ya da iş yerinde, aile yaşamlarında problemler yaşadıkları zaman, duygusal olarak çok kötü hissettikleri zaman başvurmaları gereken bir süreç. Şimdi ben hem pozitif psikoterapi eğitimi aldım hem de pozitif psikoloji eğitimi aldım. Geleneksel psikoterapi yöntemlerinde genellikle insanların tırnak içinde hastalıklı, problemli yönleri üzerinde duruluyor. Yani işte sende depresyon var, sende anksiyete var, bunlarla ilgili tedavimiz şu şekilde gibi belirtilere daha çok odaklanıyor. Pozitif psikoterapi ve psikoloji daha farklı. İnsanda güçlü yanları geliştirmek üzerine terapi ekolleri ve yeni dönem terapi ekolleri. O yüzden de biz bize gelen danışanlarda daha çok hangi yönler güçlü kalmış, onlar üzerinden görüşme yapmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş diğer alanlara bunu genişletmeye başlıyoruz. Yani insanın olumsuz duygular da yaşayabileceği, sorunlar da yaşayabileceği ve bunların insani olduğu ve umut, güçlü yönler, şefkat, minnettarlık gibi duyguları da biraz daha yükseltmeye yönelik aslında teknikler kullanıyoruz. Günümüzde Türkiye'de de psikoloji çok ilerledi. Daha çok psikoloğumuz var. Evet. Artık daha kolay ulaşılabilir. Bundan 20 yıl önce çok zor ulaşılabilir bir şeydi. Ve şu an aslında hayatımızda zor bir dönemdeyken veya bir danışmaya ihtiyacımız olduğunda, daha büyük bir vizyonla bakmaya ihtiyacımız olduğunda psikolojiden çok rahat destek alabiliyoruz. Özellikle pozitif psikoloji bu konuda bizi çok daha iyi görmeye götüren bir yanı da var, öyle değil mi? Tabii ki. Bir kere bilimsel olarak çok yoğun bir altyapısı var. Yani kanıtlanmış uygulamalar var. Ve bu uygulamaları kişilere önerdiğimizde ve bu yönde görüşmeler yaptığımızda çok hızlı sonuç alıyoruz. Şimdi sen de biliyorsun bu travma, bilinçaltı analizi, bilinçaltı temizliği gibi durumlar çok fazla abartılıyor ve çok da gerçekleri yansıtmıyor. Aslında şöyle bir çalışma var, çok enteresan. Çocukluğu gerçekten travmatik geçmiş kişilerin hepsinin yetişkin hayatında problemli olmadığı ortaya çıkmış. Yani 6 yetişkinden sadece bir tanesinde problemler çıkabiliyor. Onun dışında insanın gerçekten kendi hayatını organize etmesi, travmalarla baş etmesi konusunda çok güçlü bir kapasitesi var. Hatta buna pozitif psikolojide de psikolojik dayanıklılık deniyor. Yani geçmişte ne kadar travma yaşıyorsunuz ya da şu an yaşıyorsanız yaşayın, siz bunlardan sağ salim çıkarak dayanıklılığınızı geliştiriyorsunuz. Aslında söylediğinden şöyle bir şey duydum. Doğru mu duydum? Pozitif psikolojide biz sorunlarımızı aramaktan çok şu an ne yapıyoruz, elimizde ne var, elimizdekini ne kadar parlatıyoruz, elimizdekini ne kadar kullanıyoruz. Aslında yaşama tutunduğumuz alanlar üzerine yöneliyoruz. Yaşamda geride kalmış bizi aşağı çekebilecek duygulara ve durumlara bakmak yerine şu gün elimizde ne var ve onunla nasıl hareket ediyoruz ama daha çok bakıyoruz. Kesinlikle. İlk seansta mesela değerlendirme yaptığımızda şunu soruyorum mutlaka. En güçlü, en sevdiğin, en olumlu kişilik özelliklerin neler? Çoğu kişi üçü bulmakta zorlanıyor. Neden? Hep negatife odaklanıyoruz çünkü. Hani bende olumsuz olarak şunlar var deyip 10 tane şeyi sayabiliyor insanlar. Bu üçü sayarken de bazı danışanlarım şey diyor, ikinciyi söylüyor mesela, olumsuz bir şey. Hayır diyorum, olumlulardan gideceğiz biz. Sonra diyor ki, hiç kendim hayatım hakkında böyle düşünmemiştim. Ya aslında o kadar da sanıyorum kötü değilim. Yani bunu yüzleştirmek çok önemli. Bu şey gibi düşün, şikayet odaklı olmakla şükretme odaklı olmak gibi düşün. İşte orada farklı bir süreçle karşılaşıyor. Ya da geçmişindeki yaşam olaylarını değerlendirirken, peki diyorum, bu deneyimden ne öğrendiniz? Kesinlikle şunları şunları öğrendim. Tamam, işte bu sizin için bir psikolojik rezerv oluşturdu. Bir sonraki olumsuz deneyimde siz daha güçlü karşılık vereceksiniz. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Lafını kestim ama çok hızlı soracağım orayı.
biz biraz da halk içerisinde, toplum içerisinde şuna çok alışığız. Karşımızdakinin hep kötü yönünü söylemeye, hep karşımızdakinin negatif yanlarını dile getirmeye, biraz belki aileden de çocukluktan da hep bizi kıyaslama bilinci, işte o öyle yaptı, sen böyle yaptın, işte bu daha başarılı, sen daha başarısızsın. Biraz övülmeye değil de aslında negatif yönlerle beslenmeye alıştığımız için sanırım birbirimize bunu yaptığımız için de otomatik olarak kendimize de bunu yapıyoruz, öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten çocukluğumuzda gördüğümüz o modeller, duyduğumuz telkin kalıpları ileride bizim kendi iç sesimize dönüşüyor. Yani biliyorsun iç sesi eğitmek, kendi kendimizle barışık, insancıl, şefkatli bir ilişki kurmak aslında terapideki hedeflerden birisi bu. Ama çocukluğumuzdan itibaren aldığımız mesajlar genel olarak negatif. Yani takdir etmek biraz bu konuda cimriyiz galiba Türk halkı olarak. Evet, çok Eleştirme cimriyiz konusunda da cömertiz maalesef. O yüzden hani iyi gör, hani bütün bir büyük resmin içinde iyi olan ne var? İşte hem de. pozitif psikoloji hep buna odaklanıyor ve minnettarlık çok önemli bir kavram mesela pozitif psikolojide. Hatta Ahmet Taha hocam da bilir, o kalbin şeylerinden bir tanesi, çekirdek duygularından bir tanesi. Kalbin ritmini bile düzenliyor. Ama şöyle düşünün, insanlar hakkında sürekli negatif konuştuğunuz, negatif eleştiri yaptığınızı düşünün. Bir kere en başta kendinize zarar veriyorsunuz. Karşı Evet. tarafı zaten incitiyorsunuz, ayrı konu. Kendi sisteminizi de bloke ediyorsunuz aslında. Az önce bir bilgi söylemiştim kayıt başlamadan önce. O bilgiyi tekrar eder misin? Kalp hastalığı olan iki. Şimdi biz Kalpleri Ayarlama Enstitüsü kitabını yazarken çok literatür taradık ve gerçekten çok olumlu, çok güzel sonuçlar da elde ettik, okumuş olduk. Beni en çok etkileyen çalışma şuydu. Anne ya da babanız ya da her ikisi kalp hastalığına sahipse bile siz mutluluk oranınızı yükseltebiliyorsanız genetik olarak pas geçebiliyorsunuz. Yani kalp hastası olmaktan kurtuluyorsunuz. Bir genetik zincir kırılıyor aslında Evet, orada. kesinlikle. Ve bu aslında az önce söylediğin şeyle de çok benzer. Anne ve babadan kötü bir etkileşim aldıysa bile çocuk, 6 kişiden bir tanesi olumsuz sonuç yaşıyor. 5 tanesi kendini yeniden yapılandırıyor. Aslında aynı durum. Yani anne ve babadan aldığımız genetik yapıyı bile aslında doğru bir yaşam tutumuyla, doğru bir yaşam şekliyle, beslenme, hareket, bütün bunların hepsini bir bütün olarak düşünerek söylüyorum. Bunların hepsini doğru kurgulayarak aslında birçok şeyi değiştirebiliyoruz. Mutlaka değiştiremediğimiz bazı faktörler de oluyor ama yani anne ve babada çok net genetik bir kalp rahatsızlığı varken bunu çocuğun aşabiliyor olması, o zinciri değiştirebiliyor, kırıyor ya da yaşamıyor olması çok büyük bir şey aslında. Aslında genel olarak bakarsak hastalıklar konusunda da hep negatif telkin alıyoruz. Ben şunu çok duyuyorum. Benim annemde de babamda da kalp rahatsızlığı var ve ikisi de ameliyat oldu. Ve bunu bilen birçok arkadaşım bana dedi ki sen de bir potansiyel kalp hastasısın. Yani güçlü bir psikolojik bağışıklık sisteminiz olmazsa buna tabii ki Çok inanırsınız. güzel bir noktaya geldim. Güçlü bir psikoloji bağışıklığı nedir? Güçlü bir psikolojik bağışıklık şu demektir. Yaşamda başınıza ne gelirse gelsin tekrar yeniden sıçrayabilmektir aslında. Peki Yani bunu nasıl oluştururuz? pozitif psikolojide çok güzel bir oran var. Bunu hep öneririm. Hatta yeni tanıştığım insanlara da öneririm. Altın oran deniyor buna. Yaşadığımız her bir olumsuz duyguya karşı 3 tane olumlu duygu üretmemiz gerekiyor. Şimdi pozitif psikoloji biraz şu şekilde yanlış anlaşılıyor. Pozitif hissek pozitif olsun. Hayır, konu kesinlikle bu değil. Bu çok yüzeysel bir tanım bir kere. Pozitif duyguyu biz nasıl oluşturabiliriz? Pozitif deneyim yaşayarak oluşturabiliriz. Şimdi birebir olduğunda nötr. Ama 3 olumlu duygu, 1 olumsuz duygu ideal oran olarak, altın oran olarak düşünülüyor. Bir olumluya 2 olumsuzsa depresyon riskiniz artıyor. Yani o yüzden kendi duygularımızın farkında olmamız çok önemli. Olumlu duyguyu nasıl yaratabiliriz? Bu altın oranı nasıl yakalayabiliriz? Mesela düşün ki negatif bir olay yaşadın. Diyeceksin ki ben bugün 3 tane olumlu duyguyu nasıl üretebilirim? Spor yapabilirsin, yürüyebilirsin, doğada vakit geçirebilirsin, sevdiğin bir insanla sohbet edebilirsin. Bunların hepsi olumlu duygu üretir. Kendi haline bırakırsan 1'e 2 olumsuza doğru artar bu. Şimdi bir Barbara Frederickson diye bir psikolog var. Onun çalışmalarında bulunmuş bu. Ve bilimsel bir oran gerçekten. Diyor ki, genişlet ve inşa et teorisi deniyor bu arada buna. Pozitif duyguları artırdıkça yukarı doğru sarmala başlıyorsun. Yani sabit zihinle gelişen zihin farkı gibi düşün. Yani pozitif duygu arttıkça senin için sorun olan şeyleri artık daha böyle çözülebilir gibi görmeye başlıyorsun.
negatif duygularda aşağıya doğru bir sarmal yaratıyor. O yüzden bu altın oranı her zaman ben kendi aklımda da tutuyorum, mutlaka öneriyorum da. Çok güzel bir öneri oldu bu. Bir de şöyle bir şey çok kolay yaşanıyor insanda. 100 kişi gelip sana ne kadar güzelsin diyor. Ve o 100 kişiden aldığın şeyle bir kişi geliyor. Ay sen hiç çirkin olmuşsun dediğinde sanki o bir kişinin söylediği şey ve çok önemsemediğin biri bile olsa o 100 kişiden duyduğunu hemen unutturuyor. Ve hemen kendini gerçekten çirkinmiş veya kötü gözüküyormuş gibi hissediyorsun. Özellikle zihnimizin bu kadar kötüye meraklı olması ve onu hemen böyle besleyip sulamak istemesi ve ona tutunmak istemesinin en temelinde ne var? Neden buna eğilim En gösteriyoruz? temeli bebeklerin olumlu uyaranları, olumlu yüz ifadelerinin daha eğilimli olarak doğduğu kanıtlanmış. Ama bu bir yaşına doğru değişiyormuş. Yani bir yaşına doğru bebekler daha negatif yüz ifadelerini daha hızlı algılıyormuş. Bunun ismi de olumsuzluk önyargısı. Bu bizim bebeklikten gelen bir Çok alışkanlığımız aslında. küçüklükten Kesinlikle yani evrimsel bir şey olduğu öğreniyoruz. düşünülüyor bunun. Ama şunun farkında olmamız lazım. Yani düşünün, olumsuz bir yorum yapıldığında siz gerçekten tetikleniyorsunuz. Hani orada kendinize hani bu beni ne anlamda rahatsız etti ve neden rahatsız etti? Böyle açık uçlu sorular sorunca kendi kendinize analiz yapmak bile zihninizin içinde böyle olumlu sesi yükseltmeye bence işe yarıyor. Evet, Ki hani kesinlikle işe yarıyor. olumsuz sesi her zaman zaten duyuyoruz. Ve şu da çok önemli diye düşünüyorum. Olumsuz iç ses birdenbire de olumluya dönmüyor. Ya insanlar bunda çok yanılıyor mesela. Diyor ki terapiye geliyorum ama hala iç sesim konuşuyor. Tabii ki konuşacak. Bu ama böyle zarif ve böyle nazik bir süreçle devam edecek. Ve bir gün bakıyorsunuz ki onu danışanlarımdan da çok duyuyorum. Kendi hayatımda da deneyimliyorum. Bir olaya verdiğin eski olumsuz iç ses artık olumluya dönüşmüş. Bu müthiş bir farkındalık Evet. bana göre. Yoga'da bunu hep söylüyoruz biz. Zihnin değişmesi o kadar uzun bir süre ki, Evet. yani bedenimizi bile değiştirmek, bir pozu yapmaya çalışırken ne kadar emek gösteriyoruz ve ne kadar çabanın sonucunda belki 6 ay, belki 1 yıl, belki 2 yıl sonra oluyor. Ve görebildiğimiz ve üzerine rahat çalıştığımız bir yer. Zihinse üzerine çalışması biraz daha zorlu bir alan. Görmüyoruz, elle tutulur bir şey değil. Kendimizi izlemek çok kolay olmuyor. Bir psikologla konuşurken, bir psikoloğa gittiğimizde onun bize gösterdiği şey sanki bizim hayatımızda hiç yaşanmamış gibi oluyor. Çünkü hiç daha önce kendimize buraya geçip bakmıyoruz. Otomatik olarak hep karşımızdakini görüyoruz ama kendimizi görmüyoruz. Bazen insanlarda hani hiç sevmedikleri huylar olur başkasında ama bir psikologla oturup konuştuğunda bir bakar aynı huylar kendisinde var ve psikolog ona o huyları gösteriyor olur. Ve o anda aslında kendini hiç fark etmediğini, bunları kendinde taşımadığını zannettiğini fark eder kişi. Biraz zihnimizin değişme sürecini çok hızlı olsun istiyoruz veya orada ne kadar aslında emek sarf etmemiz gereken bir alan olduğunu sanırım unutuyoruz. Onun bir süreç olduğunu unutuyoruz. Kesinlikle öyle. Birkaç sene önce kendi hayatımla ilgili hiç fark etmediğim bir şey keşfettim ve bu beni inanılmaz böyle mutlu etti. Bunu böyle keyifle belki yapmaya çalışmak Çok daha doğru güzel bir gibi yere geldin geliyor. yine. İnsanlar bazen herkes de olmasa da kendiyle ilgili bir şeyleri keşfettiğinde sevmedikleri ya da kendilerinin hoşuna gitmeyen bir şeyse çok kolay mutsuzluğa kapılıyorlar. Ve kendi üzerlerine çalıştıkça, yogada da öyle oluyor. Kendi üzerine çalıştıkça ya benim böyle özelliklerim var, ben şunu şöyle yapıyorum, kendimi daha da değersiz, yetersiz hissediyorum. Ben demek ki korkunç biriyim gibi bir yere gidiyor bu düşünce yapısı. Ama onun yerine aa benim böyle bir şeyim varmış ve ben bunun hiç farkında değilmişim deyip orada bir heyecan duyup üzerine çalışmak gerekiyor. Orada kişinin bu motivasyonunu artırıp kendiyle ilgili gördüğü, hoşlanmadığı şeylere bakışını ve o heyecanı güzelleştirecek ve o heyecanı yakalayacak şeyi nasıl sağlayabilir daha rahat? Senin de hep önerdiğin şey aslında hayata tanık olarak nasıl bakıyorsak kendi zihnimizde de tanık sandalyesinde oturup bakabiliriz ve şöyle düşün, hayatımızın başından sonuna kadar bütün süreçleri bilseydik zaten bence çok keyifsiz bir hayat olurdu. Keşfetmek için bakmak bence çok kıymetli. Merak, keşif çok önemli bu arada ve bunu zihin içinde kullanabiliriz. Ben kullanıyorum. Bazen kendi danışanlarıma seanslarımda da fark ediyorum. Evet, böyle bir şey ben de düşünmüştüm, ben de hissetmiştim. Demek ki böyle düşünülebiliyor. Merak, keşif duygusunu sistemini kapattığımız zaman zaten şey de yükseliyor. Kaygı ve depresyon da yükseliyor. O yüzden hani her alana bence çünkü hayatta keşfedecek, zihnimizde ya da keşfedecek o kadar çok şey var ki. Evet ve
bir psikoloğun aslında insanın kendini keşfetmesi, zihnini görmesi, zihnini izlemesi için bir alan açtığını ve o alanı açıp burada neler olduğunu görebileceği, ona güvenli bir yer tuttuğunu bence fark etmiyor çoğu kişi. Bunu Evet. fark etmek lazım. Yani aslında bir psikologla konuşurken orada zihnimizin içine giriyoruz ve zihnimizin içinde biri aynalık yapıyor. Yani orada bizim kendimiz bulamadığımız ya da çıkaramadığımız şeyleri teknik olarak tek tek önümüze getiriyor ve biz yüzleşmeye hazır değilsek de güvenli bir şekilde ona bir zaman kazandırıyor. Tabii Yani ki. oradaki gelişimin, zihinsel olarak gelişimin ve kendimizi dönüştürme yolculuğumuzun farkında olsak aslında psikolojiden bence toplumsal olarak çok daha büyük destekler alırız. Kesinlikle bizde şu da var biliyorsun, ertelenmiş bir mutluluk anlayışı var. Yani 5 sene sonraya atıyor, 10 sene sonraya atıyor. Bilmiyor ne zaman neye ulaşacak, isteklerine ne zaman ulaşacak. Ama yolculuğun kendisini önemsiz görüyor ve o kadar önemli ki bu. Yani ben hep hayatım boyunca süreç odaklıydım. Belki hani bunu biraz sonuç odaklılıkla da dengelemek lazım. Hani onu belki eksik yaptım zamanında. Ama yolculuğun kendisi çok kıymetli. Bu hayata geldik ve keşfetmek, kendimizi keşfetmek, hayatı keşfetmek. Yani sayısız ömrümüzün sonuna kadar keşfedecek şey var dünyada. Müthiş bir şey bu. Ve bu yüzden de sen de gezmeyi çok seviyorsun. Evet. Sürekli yeni yerler keşfedip. Ortak Evet. noktalarımızdan bir tanesi ikimiz de kuzeyi çok seviyoruz. Evet. Soğuğu ve kuzey ülkelerini. Evet. Gezmek insanın ufkunu çok açan bir şey. Ve başka kültürler, başka insanlar tanımak. Zihnimizin peki bu gelişmeyen bir yerde kalması, kendimizi geliştirmek için işte yoga gibi, psikoloji gibi ya da başka birçok şey gibi hayatımızda kendimizi geliştirecek o alana girmeyip bir kısır döngüde zihnimiz kaldığında bizi ne bekliyor? Otomatik pilotta yaşamış oluyoruz. Ve bu ne demek biliyor musun? Hiçbir şeyi sorgulamıyorsun. Her günün birbirinin aynı geçmeye başlıyor. Ve günün sonunda baktığında yaşam memnuniyetin, yaşam kaliten, duygusal durumun hepsi çok düşmüş. Yaşam coşkusunu artırmak gerekiyor o anlamda. Danimarkalı bir yazar var. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Her derde deva, üç tuzlu su var diyor. Bir tanesi ter, bir tanesi gözyaşı, bir tanesi de deniz. Şimdi ter neden önemli? Çok üzgün ya da çok kaygılı olduğunuzu düşünün. Spor yaptığınızda terlersiniz. Vücudunuzu hatırlarsınız. Aslında o zihin hapishanesinden çıkarır sizi. Böyle üzgünken gerçekten hareketli bir spor yaptığınızda bitirdiğiniz zaman fark edersiniz onu. Kendinizi hakikaten iyi hissettirir o tuzlu su, ter. İkincisi gözyaşı. Ağlamak kötü bir şey değil. Yani duyguları dışa vurmak açısından hatta önemli de. Sürekli ağlamaktan bahsetmiyorum. Gözyaşı, duyguları dışarı vurmak açısından çok önemli. Deniz neden önemli? Bir tane çalışma yapılmış, çok ilgimi çekmişti. Bir uygulamayla insanlara en çok nerede kendilerini mutlu hissettikleri sorulmuş. Birinci sırada deniz çıkmış. İşte ben hep aklımda tutuyorum. Üç tane tuzlu suyu hayatımdan eksik etmemeye çalışıyorum. Çok güzel. İnsanın hareket edebilmesi, duygularını yaşayabilmesi, hareket ederken de zaten o duyguları çıkarıyoruz ya, bazen insan egzersiz yaparken de ağlıyor. Yogada çok Tabii. yaşıyoruz mesela. Hiçbir sebebi yok ama o an ağlamak istiyor. Çünkü daha önce ağlayamadığı bir şey var ve o an ağlayıp gidiyor ya da o an gülmek istiyor. O gözyaşının aslında hayatımızdaki yeri gerçekten çok değerli. Çünkü bir yandan da ağlamamaya çok endekslenmiş Evet, bir maalesef. toplum olarak, belki dünya böyle değil ama Türkiye'de gözyaşı zayıflıktır ya da işte erkekler ağlamaz gibi birçok tabirden dolayı biraz gözyaşımızı saklıyoruz. Son olarak şunu soracağım. Gözyaşından konu gelmişken, kaygı bozukluğu günümüzde çok konuşulan bir şey. Anksiyete günümüzde çok konuşulan bir şey. Bunlar gerçekten hastalık derecesinde mi ortaya çıkıyor çoğu insanda? Yoksa artık biraz bile kaygı bozukluğu yaşasak biraz da biz bunu abartıyor muyuz? Yani böyle bir arkasında mı Abartıyoruz. saklanıyoruz Bence abartıyoruz, evet. Ama şu da gerçek ki bazen atlanıyor da, bu bunu? mizaç gibi de algılanıyor. Halbuki bu bizim bedenimizin gerçek hali değil. Burada kriter şu aslında. Korku ile kaygıyı ayırabiliriz tabii ki. Korku çok insani bir şey. Kaygı bizim zihnimizde besleyip büyüttüğümüz, ürettiğimiz daha çok bir süreç. 2 haftalık bir kriter var. Depresif duygu durum için de geçerli. 2 hafta kendinizi taradığınız zaman günün büyük bir kısmını kaygılı geçiriyorsanız mutlaka bir tedavi aramanız gerekiyor. Ama işte ben bugün çok korktum, bende panik atak var demek doğru değil. Ya onların kriterleri var. Süreyle ilgili ve günlük işlevselliğinizi bozmasıyla ilgili kriterler var. Biraz arkasına saklanıyoruz, doğru söylüyorsun.
Yani şey gibi hayata o zaman o pencereden bakıyorsun. Çözüm de aramıyorsun. Evet. Bu kaygılar sanki aslında destekle çok daha hızlı ve kolay çözülebilecekken biraz kişi bunu kendi başına yaşayarak hayatını çok olumsuz bir şeye maruz bırakıp onun ne kadar olumsuz etki yarattığını aslında gözden kaçırabiliyor. Düşünsene kendi vücuduna ve ruhuna haksızlık ediyorsun Evet. aslında. Bu duyguyu besleyip böyle biriktirerek Hı. haksızlık ediyorsun. Hep şey denir, olumsuz duyguların işte kaygı, üzüntü gibi olumsuz duyguların raf ömrü bayağı uzundur. Evet. Biz onu raftan indirmek için az önce söylediğim olumlu deneyimleri artırmamız Hı. gerekiyor. Ama maskelenmiş bir şekilde yaşanan çok fazla depresyon, çok Hı. fazla kaygı bozukluğu var. Yani o süre ve işlevsellik ve kişiler Hı. arası ilişkileri bozup bozmama açısından bir check edip aslında ona göre karar verilebilir. Bazen Süper. hani etrafındaki insanlar da bunu Hı. normalleştiriyor. O zaten böyle. Hayır, daha iyi bir kapasite geliştirmeye mümkün. Evet, kişinin kendini aslında ben böyleyim deyip sınırlamaması ve her an kendini geliştirebileceğini hatırlaması çok önemli. Psikolojinin de en güzel anlattığı şeylerden bir tanesi bu, zihnimiz terbiye edilebilen bir şey bedenimiz Kesinlikle. gibi. Ve Kesinlikle. zihnimizi terbiye ediyorsak o zaman sınırlarımızı her daim değiştirebiliriz, genişletebiliriz, farklı şeylere evrimleşebiliriz, evrilebiliriz. Bu noktada son olarak izleyenlerimize söylemek istediğin. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda her zaman spor yapan birisiyim ama yogaya ara vermiştim. Tekrar başladım bir aydır. Ve her derste vücudumun sınırlarını genişletiyor olmak bana hep şunu düşündürüyor. Hayatta yaşadığımız zorluklar da bizim psikolojik dayanıklılığımızı geliştiriyor. Yani sadece büyük resmin tamamına bakmak önemli. Yani deneyim yaşamak, psikolojik zenginleştirmek demek aslında sizin hayatınızı. O yüzden ben danışanlarıma da mutlaka yogayı öneriyorum. Bir kere o kaygıyı, vücudunuzdaki o olumsuz, zehirli duyguları gerçekten atıyor. Yani o pratiği yapıp kendinizi zorlayıp evet yaptım ve iyi hissediyorum demek müthiş bir şey bence bu. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Ben teşekkür anlattıkların ederim. için. Doktor Hicran Tülüce'yi Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Kendinin Instagram hesabını aşağıda paylaşacağım. Kendisi aynı zamanda kitaplar da yazıyor. Kitaplarından da çok kısa bitirmeden yazdığın kitapları da bence tavsiye edelim. Öyle Tabii ki bitirelim. Kalpleri Ayarlama Enstitüsü Profesör Doktor Ahmet Taha Alper'le birlikte yazdığımız ve Türkiye'de eksikliğini bulduğumuz bir konu Çok da aslında. güzel bir kitap. Daha önce beni takip edenlere de önermiştim. Yine öneriyorum, buradan mutlaka okuyun. Şeytan Terapiste Gittiğinde isimli bir romanım var. İlk roman denemem. İyilik ve kötülük sorunsalı üzerine. Jean-Jacques Rousseau var. Çok severim. Yani ilk tanıştığım andan beri çok sevdiğim bir filozoftur. Son olarak da kişilikteki biraz karanlık özelliklerle ilgili bir kitap yazdım. O basım Onu da aşamasında. yakında Yakında hep umarım, birlikte evet. okuyacağız. Kitaplarını mutlaka edinin. Çok güzel bilgiler anlatıyor. Özellikle pozitif bir psikolojinin bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yogada da biz öyle yaklaştığımız için çok hoşuma Evet. gidiyor. Çünkü çok benzer. Biz de iyi yanlarımızı güçlendirerek aslında zayıf hissettiğimiz yanları da kuvvetlendirebileceğimizi ve hayatımızı bir düzene oturtabileceğimiz üzerine hep yogada konuşuyoruz. O yüzden dikkatimizi neye verirsek onu büyütürüz Evet. dediğimiz yer. Her şey için çok teşekkürler Ben anlattığın teşekkür bütün bu ederim. değerli bilgiler için. Ben İyi ki teşekkür geldin. ederim. Burada olmak çok Çok güzel. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.